bu faaliyetimizin gerçekleşmesinde yaptıkları katkı nedeniyle Yerine Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor İlkay Salihoğlu'na, Denizcilik Fakültesi Yerine Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ediz Tuncel'e bana sunumunda da yardımcı olacak Ediz Bey. Ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Kıbrıs limanlarının dünü ve bugünü adlı bu çalışmada tüm Kıbrıs limanları incelenmiştir. Bugün burada sadece Kuzey Kıbrıs limanları anlatılacaktır. Güneyde olan limanlarımız ayrıca kitapta yer almaktadır. Evet, Kıbrıs'ın jeoloji ve topografik yapısına bir bakmak lazım. Az önce de izah ettiğim gibi, ifade ettiğim gibi önemli gelişmeler, değişiklikler yaşandı. Buna biraz bakmak lazım. Kıbrıs Adası'nın jeoloji ve topografik oluşumu sürecinde Trodos Dağları ile Beşparmak Dağları arasındaki Orta Ova, Mesarya Ovası ile Güzelyurt, Omarlı Ovaları büyük çoğunluğunun deniz ile kaplanmış olduğu bilinmektedir. Yaptığımız araştırmalarda bunu saptadık. Günümüz Mesarya ve Omarfa düzlükleri Trodos ve Beşparmak Dağları'nın erozyonuyla taşınan alüvyonlarla oluşmuştu. Önceden deniz olan bu alanlar şimdi ova olarak karşımızda günümüzde kullanılmaktadır. Eski çağlarda az önce de belirttiğim gibi Arutur Gölü ve Larnaca Tuz Gölü denize açık derin körfezler halindeydiler. Jeolojik ve topografik değişiklikler Kıbrıs liman limanlarının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Örneğin 3600 yıl önce liman olarak kullanılmış olan antik Engoli kenti günümüzde sahil şeridinden 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Tabii yansıtılarda gördüğümüz gibi Engomi burada, sahil şeridi ise burada. 4 kilometrelik bir mesafe var. Engomi Kanlıdere deltası üzerinde kurulmuş bir limanımızdır. Kanlıdere'nin sürekli taşıdığı alüvyonlarla liman dolunca zamanla dolmuş ve de burada yaşayan insanlar daha sahilde bir yere taşınmışlardır. Burada Arutur Gölü'nü görüyoruz. Görüldüğü gibi denize açık bir körfez. Ama zamanla gerek nehir yoluyla taşınan malzeme ve denizden de dalgalarla taşınan malzemeyle kapanmıştır. Benzer şekilde Larnaca'yı da görüyoruz. Kıbrıs'ta ilk limanlar veya barınaklar demek lazım. Çünkü liman daha geniş kapsamlı bir tanım. Adaya yerleşmek için gelen yerleşimciler tarafından kullanılmıştır. Evet, haritamızda da gördüğümüz gibi bu limanlar eski yazar Strabo'nun Geografikası'nda ve Roma dönemi denizcilik seyir rehber kitaplarında Stadiasmus diye ifade edilen kaynaklardan ve diğer bazı kaynaklardan alınan edindiğimiz bilgilere göre 25 adet liman sayılmıştır burada. Ama bu 25 adetten daha fazla olması muhtemeldir. Dediğim gibi topografik değişiklikler nedeniyle bugün onları tanımlayamıyoruz, bulamıyoruz veya ifade edilmemiştir. İlk önemli ticaret limanı, bunlar daha çok küçük barınma için gelen insanların kullandığı limanlar. Ama dıştan irtibatı sağlayan noktalardı. Ama ilk ticaret limanları bakır ve tunç, bronz ihracı için kullanılan limanlar olmuştur. Bu limanlar da burada gördüğümüz gibi kırmızı nokta ile belirlenen limanlar olmuştur. Bunları sırayla sıralarsak işte Marion Poli Körfezi'nde, Soli Güzelyurt Körfezi'nde, Tumba do Skuru çok ilginç, Engomi gibi sahilden içeride bir yerleşim birimi tarihi
bir yerleşim bir 3500 yıl önce kullanılmış limanlar, yerleşim birimleri ama bu da liman olarak kullanıldığı ifade ediliyor tarihçiler tarafından. Engomi, malum az önce bahsettik ve Larnaca Körfezi'nde de Kition ve Salinas ikisi beraber farklı dönemlerde bakır ihracı için ve diğer maksatlar için elbet kullanılmışlardır.